Küçücük bir böceğin dünya tarihini değiştirdiğini hiç düşündünüz mü? İmparatorların hayalini süsleyen gösterişli kıyafetlerin ipek kozasından doğduğunu, dünya ticaretine yön verip zenginliğin, ihtişamın konusu olduğunu, devletlerin kaderini belirlediğini. Tarihi İpek Yolu üzerinden dünyanın dört bir köşesine ipek satışı yapan Çinliler, ipek böceği kozasından üretim yöntemini binlerce yıl boyunca bir sır olarak saklamayı başarmıştı. Bu büyük sır, Çin'de ipek üretiminin başlamasından binlerce yıl sonra Bizanslı ajanlar tarafından ele geçirilmiş ve önce Bizans, ardından da diğer Avrupa ülkelerinde ipek üretimine başlanmıştı. İpek adını verdiği tarihi İpek yoluyla Doğu ve Batı arasında hem ticari hem de kültürel temasın en önemli amaç ve araçlarından biri olmuştu. Kıbrıs, Doğu Akdeniz'deki stratejik konumundan dolayı tarih boyunca Doğu ve Batı arasındaki ticarette son derece önemli bir yere sahipti. Akdeniz'de tarihsel süreç içerisinde ticareti yapılan en önemli ürünlerden biri de ipek böceği kozasından elde edilen ipekti. Kıbrıs ikliminin dut ağacı üretimine uygun olması sebebiyle 14. yüzyıldan başlayarak Avrupa için kaliteli ipek üreten bir yer haline gelmiş, Osmanlı döneminde ise Bursa'dan getirilen ipek böcekleriyle üretilen ipeğin kalitesi ve üretim miktarı arttırılmıştı. 14. yüzyıldan 20. yüzyılın ortalarına kadar adada yaşayan insanlar için ipek böcekçiliği ve ipek kumaş üretimi önemli bir geçim kaynağı iken, 1960'lı yıllara gelindiğinde adada ipek üretimi yapanların sanayileşme sürecine ayak uyduramamaları neticesinde ipekçilik yavaş yavaş gerileyerek unutulmaya yüz tutmuştu. Aradan geçen 60 yılın ardından unutulmaya yüz tutan ipek böcekçiliği günümüzde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar hanımefendi öncülüğünde ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde ipeğin Kuzey Kıbrıs'ta yeniden doğuşu projesiyle hayata geçti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ipekçiliğin tarihi mirasını yeniden yaşama geçiriyoruz. Projenin ilk aşamasında uzman bir ekip tarafından Akçaylı kadınlara ipek böcekçiliği ve ipek üretimi konusunda konferans ve dersler verildi. Projenin ikinci aşamasında kurulan Akçay İpek Böcekçiliği Çiftliği'nde ülke genelinden toplanan on binlerce ipek böceği yumurtası projeye dahil edildi. İpek, iplik ve kumaş üretimi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığınca ipek üretiminde özel olarak kullanılan çeşitli araç ve gereçlerin yanında ipek böceklerine sürdürülebilir besin kaynağı oluşturmak için 1000 adet dut fidanı Akçay İpek Böcekçiliği Çiftliği'ne hibe edildi. Üçüncü aşamada ise proje kapsamında oluşturulan Kozada markası için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın eşi Sayın Sibel Tatar'ın proje koordinatörlüğünde pazar araştırmaları, markalaşma süreçleri ve ürün tasarımı aşamasında profesyonel danışmanlık ve destek sağlandı. Böylece Akçaylı kadınlar nezdinde ipek üretimine ilgi duyan tüm kadınlara ülkemizde yeni bir üretim alanı ve gelir imkanı sağlanmış oldu. İpek'in Kuzey Kıbrıs'ta yeniden doğuşu projesi dahilinde Kıbrıs'a özel ipek böceği gen envanteri çalışmaları da halen devam ediyor. Cumhurbaşkanlığında düzenlenen lansmanda kamuoyuyla da paylaşılan İpek'in Kuzey Kıbrıs'ta yeniden doğuşu projesiyle unutulmaya yüz tutmuş ipek üreticiliği,
Akçay Muhtarlığı ve uzman kişilerin gönüllü çalışmaları neticesinde binlerce ipek böceğinin örmüş olduğu kozalarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeniden hayat buldu. Kuzey Kıbrıs için çok önemli ve tarihin, geçmişin, kültürün bir parçası olan ipek böcekçiliğinin İPEK'in Kuzey Kıbrıs'ta yeniden doğuşu projesiyle ülke ekonomisine katma değer yaratması, ortaya çıkan ürünlerin özellikle turistlerle buluşmasının yanı sıra manevi ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması bağlamında da ayrı bir öneme sahiptir. Binlerce yıllık tarihe sahip İPEK'e, Kıbrıs Türk'ünün geçmişini ve kültürel zenginliğini de katarak ustalık, beceri ve incelikle dokuyoruz. Akçay köyünde kurulan Akçay İpek Böcekçiliği Çiftliği ile Kıbrıs Türk kadınının mahir ellerinde geleneksel yöntemlerle üretilen ürünleri doğal kök boyalarla renklendirerek zarafetin ve inceliğin yeniden hayat bulduğu ürünleri sizlerle buluşturuyoruz.